Bu hazırladığımız enginarlar yemeklik enginar. Şimdi sizlere ayıklanmasını göstereceğiz. Böyle kırarak damardan kartlarını atıyoruz tazelerini bulmak için. Ondan sonra böyle kırıyoruz köküne bastırarak böyle hazırlanışı. Bunlar küçük bebek enginar. Şöyle hazırlanışı. Üstten birazcık kesiyoruz. Bir de böyle ikiye bölüyoruz. Sonra limonlu suya atıyoruz. Enginar yemeğinin hazırlanışı. Bir de ayrıyetten sonra göstereceğiz. Dolmalık enginarları hazırlanışını göstereceğiz. Bahsedeyim. Şimdi böyle bu vaziyette tamam. Bu yemeklik enginarın ayıklanmış şekli. Ondan sonra tabii ortadan bölüyoruz. Bunu da dörde bölüyoruz. Bunu isterseniz zeytinyağlı veya etli yapabilirsiniz. Her iki şekilde de olur. Bir de artı üçüncüsü bunu baklayla karışık yapabilirsiniz zeytinyağlı. Sade de zeytinyağlı olur. Bir de etli olabilir. Sadece enginar etli. Suya da atıyoruz çünkü limonlu suya kararmasın diye. Dikkat ederseniz hep böyle güzel sarıları her şey kalıyor. Bu da sapının kısmını ayıklayıp tazesini ortaya çıkarıyoruz. Enginar biliyorsunuz, belki biliyorsunuz karaciğer dostudur. Bilginiz olsun. Yine aynı dörde bölüyoruz. Çok küçükleri de ikiye bölüyoruz. İşte bu gördüğünüz küçüklük en makbulü bunlar. Yani küçükler, bebek enginar dediğimiz bu küçükler. Çok taze olur. Ve çok faydalı, lezzetlidir. İçine dereotu da atabilirsiniz yani. Baklayla yaparken üstüne dereotu da ilave edebilirsiniz. Bir deste dereotu atabilirsiniz. Şimdi bunlar da dolmalık enginar. Onların hazırlanışını da size göstereceğim. Bunu yaprak sarması ile karışık yaparsanız çok ayrı bir damak tadı elde edersiniz. İkisi de çok lezzetli oluyor. Şimdi onu size nasıl yapacağını tarif ediyorum. Yine sapı kesiyoruz buradan. Ondan sonra şeyleri ayıklıyoruz. Böyle kırarak tazelerini ortaya çıkarıyoruz. Bu kırılma işlemi o. Bu çünkü ötekisine göre farklı oluyor. Bundaki püf nokta önemli olan şu dipteki sarıları görünce fazla kırmaya, kesmeye gerek yok. Yani gördüğünüz gibi hemen hemen hepsi sarı. Şu sarıları gördüğünüz an kesmeyi durduracaksınız. Onu da yine böyle şu vaziyette kesiyorsunuz. Sarıların hizasından sarıları gördünüz. Çünkü taze olan bölge orası. Görün bakın. Önemli olan onun taze oluşu. Şimdi onu burayı yine ayıklıyoruz böyle. Ondan sonra kabasını alıyoruz. Buradan da şöyle yapıyoruz. Bir şeyi çıkarıyoruz. Sapın kalın kısmını çıkarıyoruz. Yenecek kısmını bırakıyoruz. Çünkü sapı da ayrı lezzetli.
Bıçağın ucunda şey yaparsanız daha güzel oluyor. Dikkat edersin. İnce bıçak. Küçük bıçak. Yani bıçak böyle olmalı. Olay bitmiştir. Şimdi dolmalık enginarın içini açma pozisyonuna geldik. Onu da küçük bir kaşıkla böyle içindeki şeyleri çıkarmak zorundayız. Tüylü şeyleri var. Çünkü o boğaza batar. Onu böyle küçük kaşıkla dikkat ederseniz tüyler çıkıyor. Bu kaşıkla yani sapı sağlam bir kaşık olsun. Böyle oyuyoruz. Tüyleri dibinden çıkıyor tüylü kısmı. O tüylü kısmını tamamen temizlememiz lazım. Buyurun. Böyle temizledikten sonra enginarımız dolma için hazır vaziyette geçiyor. Bunu da bakın buyurun olay bitmiştir. Bunun içine iç hazırlıyoruz pirinç. Yani normal sarma dolmanın pirinci gibi karıştırıp taze soğanla dereotu, maydanoz, nane olarak karıştırıp unun içine böyle koyuyorsunuz. Tabağa da böyle yatırıyorsunuz. Onu sonra afiyetle yiyorsunuz pişince. Olay bu kadar basit, güzel yani. Şimdi bunu görüyorsunuz. Ben limonun suya atınca bu sararacak. Afiyet olsun. Teşekkürler.